O dua mahcup ve engellidir. Allah'ın kitabında şöyle buyrulur. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salavat getirir. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam getirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, nerede olursanız olun bana salavat gönderin. Zira bana salavatınız ulaşır. Yine şöyle buyurmuştur. Bana salavat göndermek sırat üzerinde bir nurdur. Hazreti Ali aleyhisselam buyurdu ki, peygambere salavat gönderilinceye kadar her dua mahcuptur, yani engellidir. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, her kim bir yazısında bana salavat gönderirse, adım o kitapta yazılı olduğu müddetçe melekler sürekli onun için mağfiret dilerler. Yine bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. İnsanların en cimrisi adım yanında zikredilince bana salavat göndermeyen kimsedir. İmam Bakır aleyhisselam veya İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü teraziye konan en ağır amel Hazreti Peygamber'e ve Ehl-i Beyt'ine salavat göndermektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şöyle deyiniz, Allah'ım, dünyada İbrahim'e ve Ali İbrahim'e salavat gönderdiğin gibi, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e de salavat gönder. Şüphesiz sen övülmüş ve yücesin. Resulullah yine şöyle buyurmuştur, şöyle deyiniz, Allah'ım, Muhammed'e ve Ali Muhammed'e salavat gönder ve Muhammed'e ve Ali Muhammed'e bereket ver. Şüphesiz sen övülmüş ve yücesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine nasıl salavat gönderileceğini soran birine şöyle buyurmuştur. Şöyle söyleyiniz. Allah'ım, İbrahim'e ve Ali İbrahim'e salavat gönderdiğin gibi Muhammed'e ve Ali Muhammed'e salavat gönder. Şüphesiz sen övülmüş ve yücesin. İbrahim'e ve Ali İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed ve Ali Muhammed'e de bereket ver. Şüphesiz sen övülmüş ve yücesin. İmam Kazım aleyhisselam, Allah ve melekleri peygambere salavat gönderir. Ey iman edenler! Ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin ayetinde geçen Allah'ın meleklerin ve müminlerin salatının anlamı sorulunca şöyle buyurmuştur. Allah'ın salavat göndermesi kendisi tarafından bir rahmettir. Meleklerin salavat göndermesi kendilerinden Allah Resulüne nispeten bir övgüdür. Müminlerin salavat göndermesi ise kendilerinden peygamber için bir duadır. İmam Sadık aleyhisselam da bu ayet hakkında buyurdu ki, peygamberi övünüz ve ona salavat gönderiniz.